Kamu desteğini almak için kurumlar arasında sürekli rekabet olması işletme etiği işletme faaliyetlerinde doğru ve yanlışla iyi ve kötüyü sorar. Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup kabul edilir. Tartışmalı da olsa bu kabul Türkçenin öncelikle Moğolca, manchu Tunguzca, Korece ve Japonca gibi Altay dilleriyle akraba olduğunu gösterir. Daha sonra da Macarca, Fince gibi Ural dilleriyle akraba olduğu anlamına gelmektedir. Peki Türkçe Altay dillerinden ne zaman ayrılıp bağımsız bir konuşma dili haline gelmiştir? İlgi çekici bir konu olan bu yaş meselesi üzerine bazı görüşler vardır. Ancak herkesçe benimsenmiş bir tarih şimdilik söz konusu değildir. Konuşma dili olarak yaşı kesin rakamlarla ifade edilemeyen ancak çok eski devirlere gittiği anlaşılan Türkçenin Yazı dili tarihi izlenebilmektedir. Bugünkü bilgilerle Türkçenin ilk yazılı belgesi Milattan sonra 687-692 yıllarına tarihlenen Çoyr yazıtıdır. Dil içi ve dil dışı gelişmelerle yapıla gelen adlandırmalar dikkate alınarak Türkçenin özellikle yazıyla izlenebilen dönemleri şöyledir. Hun dönemi, Eski Türkçe dönemi, Orta Türkçe dönemi, Kuzey Türkçesi, Doğu ya da Çağatay Türkçesi, Batı ya da Eski Oğuz Türkçesi. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar Türkçenin yaşı ve Türkçenin tarihi dönemleridir. Bu programı izledikten sonra yaşayan diller arasında Türkçenin yeri ve yaşı nedir? Ve Türkçenin tarihi dönemleri nelerdir? ...sorularına yanıt bulabileceksiniz. Türkçenin ilk izlerine... ...ölü bir dil olan Sümer dilinde rastlanır. Osman Nedim Tuna'nın araştırmaları Türkçenin en az 6000 yıl önce Anadolu'da bulunduğunu... ...en eski yazılı dillerden biri olduğunu... ...ve Türkçe-Sümerce ilişkisini ortaya koyar. Tanrı Dingir... Kapkacak, kapkagak gibi 150'den fazla kelime denkliği akrabalık olmasa da bize M.Ö. 4. bin yıl civarlarında ön Asya'daki Sümerce-Türkçe dil ilişkisini gösterir. Türkçenin ana yurdu ile ilgili görüşler Altay Dağları ve Baykal Gölü çevresini işaret etse bile Sümerce ve Türkçe ilişkisi bu fikirleri değiştirebilecek bir niteliğe sahiptir. Konuşma dili olarak çok eski devirlere giden Türkçenin yazılı tarihi Çoyur yazıtıyla başlar demiştik. Bunun dışında Kazakistan'da Esik kurganından çıkan altın işlemeli elbise ve tas üzerindeki runik yazılar bu tarihin milattan M.Ö. 400'lere kadar çekilebileceğini gösteriyor. Kök Türk yazıtlarındaki soyut kelimeler ve deyimler gibi ileri ögelerden yola çıkan dil bilimci Doğan Aksan'a göre Türk yazı dilinin yaşı çok eskilere gitmektedir. Programımızın girişinde dil içi ve dil dışı gelişmelerle yapıla gelen adlandırmalar dikkate alınarak yapılan sınıflamada Türkçenin yazıyla izlenen dönemlerini sıralamıştık. Burada kullanılan dil içi gelişmeler ifadesiyle dilin bünyesinden kaynaklanan değişme ve gelişmelerden söz ediyoruz. Dil dışı gelişmeler dendiğinde ise anlaşılması gereken doğrudan dille ilgili olmayan ancak dile etkileyen siyasal kültürel gelişme ve değişmelerdir. İşte tanımlamaya çalıştığımız bu gelişme ve değişmelerle yapılan adlandırmalar dikkate alınarak yapılan sınıflamada karşımıza ilk çıkan dönem Hun dönemidir. Bu dönemde Türkçeye ait izler Çin kaynaklarında görülebilir. Bu kaynaklarda Çince söyleyişle kaydedilmiş iki cümle Türkçenin şimdilik ilk cümle örneğidir. Çin kaynaklarında belirlenen Hunlara ait kelimeler genellikle inanç, devlet, töre ve askerlikle ilgili. Milattan sonra 5-10. yüzyıllar arası dönem eski Türkçe dönemi olarak kabul ediliyor. Bu dönem Kök Türk ve Uygur olarak ikiye ayrılıyor. Kök Türkler Türkçenin bilinen ilk ve hacimli yazılı belgelerini bıraktıkları için kültür ve dil tarihi açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Bu dönemin en önemli belgeleri Kök Türk yazıtlarıdır. Yazıtlar Ton Yukuk, Költigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Eski Türkçe olarak adlandırılan dönemin ikinci yarısını ise Uygur Türklerinin meydana getirdiği zengin edebiyat ürünleri oluşturuyor. Uygurlar daha çok kağıtlara yazılmış edebi ürünler bırakmışlardır. Ancak Köktürklerdeki geleneğe uygun olarak Ötüken Uygur Kağanlığı döneminden kalma taşlara yazılmış pek çok yazıtla bulunmaktadır. Güney'e inip yerleşik yaşama geçen Uygurlar bir takım yeni dinlerle karşılaşırlar. Böylelikle daha çok dini metinlerin Çin ve Tibet gibi dillerden yapılan tercümelerine dayalı bir edebiyat ortaya çıkar. Bu dönemden düz yazı yanında şiir de kalmıştır. Bu şiirlerin en önemli özelliklerinden biri kelime başı kafiye yani altay aliterasyonudur. Aprun Çortegin gibi bazı şair adları günümüze dek ulaşmıştır. Karahanlı döneminde İslam'ın kabulüyle Türk dünyasında yeni bir dönem başlar. Biz bu döneme Orta Türkçe dönemi diyoruz. Karahanlı ve Harizm Türkçesi olarak ikiye ayrılan bu dönemde dilin iç ve dış yapısında önemli değişmeler meydana gelir. Karahanlı döneminde Türk dili ve kültürü için ansiklopedi sayılabilecek Kutadgu Bilik ve Divan-ı Türk adlı eserler yazılır. Yunus Emre ile Anadolu'da etkilerini gördüğümüz Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmeti ve Edip Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakayık adlı eserleri de bu dönemde yazılmıştır. 13. yüzyıla kadar tek bir yazı diline sahip olan Türkçe, Harezm Altınordu Türkçesi dönemiyle birlikte Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Oğuz Türkçesi olmak üzere üç ayrı yazı dili olarak gelişmesini sürdürür. Bu dönemde Divan-ı Türk'ten sonra en önemli sözlüklerden biri olan Mukaddimetül Edep'in yanında Hüsrev-i Şirin, Mu Murit, Nehçül Feradis gibi önemli eserler de yazılır. Altınordu döneminde oluşmaya başlayan Kuzey Türkçesi Kıpçak Türklerinin yazı dilidir. En önemli yazılı belgesi Codex Cumanicus adlı eser olan Kıpçak Türkçesi asıl metinlerini Memlük Kıpçakları döneminde vermiştir. Ayrıca bu yazı dili Karadeniz'in kuzeyinde Ermeni harfleriyle Ermeniler tarafından da kullanılmıştır. Bu dile Ermeni Kıpçakçası deniyor. Uygur Karahanlı yazı dili geleneğinin devamı sayılan Doğu Türkçesi yani Çağatay Türkçesi Türkistan coğrafyasının ortak yazı dili olur. Bu dönemde Arapça ve Farsça ögeler oldukça artmıştır. Çağatay Türkçesi klasik öncesi devir, klasik devir ve klasik sonrası devir olarak üçe ayrılır. Klasik öncesi devir edebiyat dilinin oluşum dönemini gösterir. Klasik devir Çağatay Türkçesinin kurumsallaştığı Alişir Nevai devrine işaret eder. Bu dönemin diğer önemli edebi şahsiyetleri Hüseyin Baykara ve Babür Şah'tır. Klasik sonrası devirde de birçok önemli eser verildiğini görüyoruz. Eski Oğuz Türkçesi dönemi Moğol istilasıyla Anadolu'da yoğunluğu artan Oğuzların oluşturdukları yazı dilini ifade etmektedir. Eski Oğuz Türkçesinin ilk eserlerinde Karahanlı yazı dili geleneğinin etkisi görülür. Eski Oğuz Türkçesi yalnızca Anadolu değil Azerbaycan, Irak ve Suriye'de de kullanılmıştır. Bu yazı dilinin klasikleşmesiyle 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Türkçesi dönemi başlar. Yunus Emre, Sultan Veled, Aşık Paşa, Hoca Mesud gibi isimler bu dönemde eser vermişlerdir. Programa, Türkçenin 1300 yıldan daha fazla bir zamandır yazı dili olarak takip edilen bir dil olduğunu belirterek başladık. Bu özelliğiyle günümüzde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Japonca gibi dillerden daha erken dönemlere ait belgeleri bulunan Türkçenin, yazıyla takip edilemeyen dönemlerinin de tahminen günümüzden 7-8 bin yıl geriye gittiğini belirttik. Türkçenin yazıyla izlenilebilen tarihi dönemlerini sıralayarak programı sürdürdük. Buna göre, Türkçenin yazıyla izlenebilen dönemleri, Hun dönemi, Eski Türkçe dönemi, Orta Türkçe dönemi, Kuzey Türkçesi, Doğu ya da Çağatay Türkçesi dediğimiz dönem ve Batı ya da Eski Oğuz Türkçesi dönemi olarak sıralanıyordu. Bu dönemler hakkında verdiğimiz bilgilerle programı sonlandırdık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere Türk Dili 1 kitabınızın 2. ünitesi olan Türk dilinin gelişimi ve tarihsel dönemleri ünitesinden ulaşabilirsiniz.